takım elbise, kravat ve gözyaşı indirimi. Antalya'da defalarca reddedilmesine rağmen bir kadına dans teklifinde ısrar eden Metehan Kurtulgel, kendisini uyaranlara bıçakla saldırıp Gökhan Demirtaş'ı öldürmüştü. Mahkeme katile indirim yapıp 25 yıl ceza verdi. Gökhan'ın ailesi takım elbise ve kravat giyip mahkemede ağladığı için indirim verdiler deyip karara isyan etti. Sen adamı kıtır kıtır kes, bıçakla vur, sonra mahkemeye git. Mahkeme üzerinde takım elbise, gömlek, kravat var diye cezaya indiriyor. İyi hal indirimi. Neymiş efendim? Kravat varmış, takım elbise varmış, gömlek varmış. Bu iyi halmiş, onun için indiriyor. Ya kaldırın şunu şu yasadan, gözünü seveyim ya. Bu sistemden kaldırın. Cani canidir. Yani eşeği allasan pullasan da eşek eşektir. Adam katilse katildir. Kravat taktı diyerekten o ihale olmaz onun. Adam artık kravat taktı, elbise giydi diye adam mı oldu? Kardeşim yani mahkemeye gidiliyor. Mahkemede efendim ihale işte bakıyor, düzgün gözüküyor hakimin karşısında. İhale indirimi veriyor. Ya böyle bir şey olmaz ya. Akıl var, mantık var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu kravat mıdır olay? Yani kravatı tak, ondan sonra git mahkemede 5-10 yıl istifade et. Çok enteresan. Tabii ailesi isyan ediyor. Diyor ki yani kravat giyip diyor takım elbise ve kravat giyip mahkemede ağladığı için indirim verdiler diyor. Pişmanım dedi, indirim verdiler. Böyle bir şey olur mu diyor. Bir eğlence mekanında 27 Temmuz'da düzenlenen Latin dans gecesinde Metehan Kurtulget 25 yaşında Gözde Y'ye 5 kez dans teklifinde bulundu. Bir kez daha masaya gelince Gözde Y'nin erkek arkadaşı Osman Y'ye kendisini uyardı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu cesareti nereden alıyorsun ya? Yanında senin kız arkadaşın oturuyor. Yan taraftaki sapın biri geliyor efendim. Ondan sonra mekana birlikte geldiğin sevgilisine 5 kez dans teklifinde bulunuyor. Bu cesareti nereden alıyorsun ya? Çekiyorsunuz uyuşturucuyu, içiyorsunuz 2 birayı, sonra zeybeklik yapıyorsunuz. Sonra 6. kez geliyor, tekrar reddediliyor. Osman E kendisini uyarıyor. Kurtulget mutfağa gidip pasta kesme bahanesiyle bir bıçak alıyor ve Osman E'nin üzerine yürüyor. Saldırgan bu sırada kendisini engellemeye çalışan Gökhan Demirtaş'ı bıçaklayıp öldürüyor. Bu cinayetle ilgili dün yapılan karar duruşmasında mahkeme sanığa önce müebbet hapis verdi. Doğruyu vermiş. Daha sonra ceza sanığın mahkemedeki iyi hali ve geleceği üzerindeki etkisi gerekçesiyle 25 yıla indirmiş. Takım elbise kravatla işi bitirmiş. Baba Hüseyin Demirtaş katil duruşmada ağladığı ve takım elbise giyip kravat taktığı için indirim uygulandı. Peki 23 yaşına toprağa giren benim çocuğumun geleceği ne olacak diyor. Baba orada haklı olarak isyanını ortaya koyuyor. Ya kardeşim yani bir kravat bir takım elbiseyle yapmayın bunu, mahkemelerde bu kalkması lazım. Öyle bir şey olur mu ya?